30 Aralık 2015 Cem TV ekranlarındayız. Aynı zamanda 96.4 frekansında Cem Radyo'yla ortak yayındayız. Artık yavaş yavaş 2015'i noktalayacağız. Yarın yılın son günü olacak. Sondan bir önceki günde bakalım Türkiye'de ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Dünden bugüne yansıyan başlıklar nelerdi? Tüm bu gelişmeleri ve öne çıkan haberleri merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. O halde hemen ana habere başlayalım. Evet, Türkiye'den gelişmelerle başlayalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa görüşmesi bugün gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sonrası ilk açıklama CHP'den geldi. Uzlaşma komisyonunun çalışmasına devam edeceğini belirten CHP sözcüsü Haluk Koç, başkanlık sistemiyle ilgili tavrımızı koruyoruz dedi. AK Parti cephesindense açıklamayı parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Çelik, darbe anayasasının değişmesi konusunda mutabakat var diye konuştu. Başbakanla ana muhalefet lideri bir araya geldi. 2,5 saatlik görüşmenin ardından ilk açıklamaları parti sözcüleri yaptı. Başkanlık sistemi Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız tarafından gündeme getirildi. Başkanlık sistemiyle ilgili bizler kendi pozisyonumuzu koruyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste bir araya geldi. Saatler 13'ü gösterdiğinde AK Parti heyeti Kılıçdaroğlu'nun makamının önündeydi. CHP lideri Davutoğlu ve beraberindekileri kapıda karşıladı. Görüşmeye Başbakan Davutoğlu ile birlikte Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı katıldı. Kılıçdaroğlu'na ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Selin Sayek Böke ve Bülent Tezcan'la CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay eşlik etti. Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Yeni anayasa, meclis iş tüzüğü, reformlar ve bütçe konuları ele alındı. Başbakan Ahmet Davutoğlu görüşmenin ardından Çankaya Köşkü'ne geçti. İlk açıklama ise CHP kanadından geldi. CHP sözcüsü Haluk Koç, başkanlık sistemi konusunda herhangi bir tavır değişikliklerinin olmadığını söyledi. Yeni anayasa konusunda ise ılımlı mesajlar verdi. Türkiye artık 12 Eylül ayıbından kurtulmak zorunda. Türkiye artık 12 Eylül darbe yasalarının bugün toplumumuzu bunaltmasından çıkmak zorunda. Bu yasal çerçevede yapılması gereken bir çalışma. Bu konuda bir anlayış birliğine varıldı. Ve bir iş tüzük çalışması var, hatırlayacaksınız. Bu iş tüzük çalışmasının o komisyonun çalışmalarına devam etmesi önerildi. Haluk Koç başkanlık sistemi konusundaysa şu yanıtı vermekle yetindi. Başkanlık sistemiyle ilgili bizler kendi pozisyonumuzu koruyoruz. Herhalde onlar da kendi pozisyonlarını anlattın mı efendim? AK Parti cephesindense açıklamayı parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Halkın daha çok özne olduğu, halkın siyasetin ve devletin sahibi olma iradesinin altının daha çok çizildiği ve hukuken güçlendirildiği bir anayasal yazılımı nasıl ortaya çıkarabiliriz? Buna odaklanmamız gerektiği konusunu düşünüyoruz. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bugün Diyarbakır'da konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun HDP ile olan randevuyu iptal etmesine değinen Demirtaş, görüşme programının yeniden gündeme alınması gerektiğini söyledi. Özerklik talebine yönelik tepkilere de yanıt veren Demirtaş, benzer söylemlerinin HDP'nin seçim bildirgesinde de yer aldığını belirtti ve bu söylemlerin yeni olmadığını belirtti. Adam diktatörlüğü alkışlıyor. Köklü bir demokrasi önerisine bölücülük diyebiliyor. Selahattin Demirtaş kendini işte bu sözlerle savundu. Özerklik talebine yönelik tepkilere yanıt veren HDP eş genel başkanı Diyarbakır'da konuştu. Siyasilerden çok aydınları eleştirdi. Dünyanın bütün cahil aydınları bizim ülkemizde toplanmış. Ne yapalım? Şanssızlık, talihsizlik. Demirtaş özerklik talebinin de yeni olmadığını söyledi. Kanıt olaraksa HDP'nin parti programını gösterdi. Bu deklarasyon üzerinden bir linç kampanyası başlatmış durumdalar. Bunun da başını Cumhurbaşkanı ve Başbakan çekiyor. Özellikle HDP değişti diyenler Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasındaki hedeflerimize, söylemlerimize, vaatlerimize bir dönüp baksınlar. İkincisi partimizin
programına, kuruluş programına baksınlar. Halkların Demokratik Partisi daha kurulurken yerinde ve yerelde yönetim demokratik özelliği parti programına resmi olarak almıştır. Halen duruyor. Demirtaş, hükümet tarafından iptal edilen randevunun yeniden gündeme alınması gerektiğini belirtti. Ne olursa olsun siyasetçiler konuşabilmeli, ben bu konuda ısrarcıyım şeklinde konuştu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 29 günü geride bırakan sokağa çıkma yasağı Gazi Caddesi'nde kaldırıldı. Operasyonların devam ettiği 6 mahallede yasak devam ediyor. Terör örgütünün Güneydoğu'daki şehir yapılanmasına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden olan SAS timleri de devreye girdi. Misina timi olarak adlandırılan SAS'lar, teröristlerin gözde görülmemesi için Misina ile tuzakladığı el yapımı bombalara imha etmek görevini yürütüyor. İşte ayrıntılar. Terörle mücadele aralıksız sürüyor. Güvenlik güçleri Güneydoğu'daki kentlerle terör örgütünün açtığı hendekleri kapatmaya, barikatları da kaldırmaya devam ediyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı 29. gününe girdi. 6 mahallede operasyon var. Ancak Gazi Caddesi'nde yasak kaldırıldı. Esnaf günler sonra ilk kez iş yerlerini açtı. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bir başka ilçe ise Mardin Dargeçit'ti. İlçede 11 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde ise çatışmalar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden olan SAS timleri de devreye girdi. Teröristlerin gözle görülmemesi için Misina ile tuzakladığı el yapımı bombalar bu timler tarafından tek tek imha ediliyor. Yaklaşık 200 bordo berili de kritik çatışma bölgelerinde görev yapıyor. Genelkurmay Başkanlığı sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü şehirlerdeki operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Şırnak'ın Silopi, Diyarbakır'ın Sur ilçelerinde iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. İşte o açıklamaya göre dün Silopi'de bir, Sur'da da bir olmak üzere iki PKK'lı terörist daha öldürülerek etkisiz hale getirildi. Cizre ve Silopi'de ise 5 teröristin sağ olarak yakalandığı öğrenildi. Son gelen bilgilere göre bugüne kadarki operasyonlarda Cizre'de 160, Silopi'de 21 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Evet, yılbaşı yaklaşıyor demiştik bültenimizin başında. Yarın yılbaşı. Polis de yılbaşını kanlı bir eylem hazırlığında olan IŞİD'in saldırısını önledi. Ankara polisi yılbaşı öncesinde kanlı bir eylem yapma hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen iki canlı bombayı bu sabah yakaladı. Türk vatandaşı olan IŞİD üyesi iki teröristin patlama düzeneği bulunan canlı bomba yelekleri üzerindeyken yakalandıkları belirtildi. Ankara'da iki canlı bomba yakalandı. Yakalanmasalardı yılbaşı gecesi Kızılay'ı kana bulayacaklardı. IŞİD terör örgütünün yılbaşında Avrupa ülkelerinde kanlı eylem hazırlığı yaptığı bir süredir dillendiriliyordu. Emniyet işte bu konuyla ilgili bir istihbarat aldı. Yapılan teknik takip ve çalışmalar sonucunda teröristlerin başkentte olduğu belirlendi. Ankara polisi bugün Mamak'taki bir eve ortak operasyon düzenledi. MC ve AY isimli Türk vatandaşı iki IŞİD'li terörist yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise canlı bomba yelekleri ve bomba düzenekleri ele geçirildi. Jandarma burada, terörle mücadele burada. Jandarma burada, terörle mücadele burada, olay olmadı ya. Canlı bombaların yakalandığı binada oturanlarsa şaşkındı. Tanımadığınız birileri girip çıkıyor muydu binaya? Girip çıkıyordu. Hiç şüphelenmediniz mi onlardan? Ne bileceğim, bir sürü boş daire var, hangisine gelip hangisine gidiyor. İki canlı bomba terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Sorguya alınan MC isimli zanlının Mehmet Mustafa Çevik olduğu öne sürüldü. Yani Ankara katliamının ardından emniyet tarafından yayınlanan canlı bomba listesindeki işte bu terörist olduğu iddia edildi. IŞİD'li canlı bombaların yakalanmasıyla bir facianın da önüne geçildi. Zanlıların Kızılay'da bir AVM ile iki barda keşif yaptığı belirlendi.
Yılbaşı gecesi de Kızılay'da bir saldırı yapma hazırlığında oldukları tespit edildi. Avrupa'da da yılbaşı öncesi terör alarmı verildi. Belçika polisi ülkede yeni yıl kutlamalarını kana bulamak için eylem hazırlığında olduğundan şüphelenilen iki kişiyi gözaltına aldı. İngiltere'de ise terör saldırısı planladığı iddia edilen evli bir çift yakalandı. Belçika polisi yeni yıl kutlamalarına yönelik saldırı kuşkusu üzerine operasyonlar düzenledi. Ülke genelindeki operasyonlarda 6 kişinin gözaltına alındığı, yapılan sorgulamanın ardından 4'ünün serbest bırakıldığı açıklandı. Evlerde yapılan incelemede askeri üniforma ve IŞİD propagandasına ait materyaller bulundu. İngiltere'de de polis terör saldırısı hazırlığında olduğu iddia edilen evli bir çifti eyleme geçmeden hemen önce yakaladı. Şüphelilerin uluslararası ilişkisi olmamasına karşın terör örgütü IŞİD'e bağlılık yemini ettikleri belirtiliyor. Irak'la Türkiye arasındaki Başika krizi yeniden alevlendi. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Türkiye'nin Musul yakınlarındaki kampından askerlerini çekmesi talebini yineleyerek, aksi takdirde askeri operasyonu düşünmek zorunda kalacağız dedi. Musul'daki Türk askerlerinin varlığı nedeniyle Türkiye ile Irak arasında başlayan gerilim devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı Caferi tehdit dolu sözler sarf etti. Bağdat'ın sorunu barışçıl araçlarla halletmeye çalışmayı sürdüreceğini belirten Caferi, başka bir çözüm kalmazsa, bize savaş dayatılırsa egemenliğimizi savunmak için bunu da düşüneceğiz dedi. Türkiye'nin Başika kampına takviyede bulunmasıyla başlayan kriz, Irak'ın kampın tamamen boşaltılmasını istemesi üzerine tırmanmıştı. Türkiye bunun üzerine kamptaki askerleri geri çekerek Kuzey Irak'ta başka bir alana konuşlandırmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tartışmalarına son noktayı koydu. Soylu, asgari ücretin 2016 başından itibaren 1300 liraya çıkarıldığını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 15'te toplandı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu kameralar karşısına geçti. Soylu, milyonlarca asgari ücret çalışanının merakla beklediği tartışmaya son noktayı koydu. Asgari ücretin net 1300 lira olması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Asgari ücrete yapılacak zammın işverene maliyetinin ne kadarı, ne kadarının da devletin üstleneceğine yönelik hesaplamalar da tamamlandı. Yeni yılda 1300 liraya yükselecek asgari ücretteki artış 274 lira ek maliyet getirecek. İşte bu maliyetin %40'ını devlet karşılayacak. Vergi ve SGK priminde yapılacak indirimle de işverene destek sağlanacak. Ancak %40'lık destek sadece 2016 yılı için geçerli olacak. Çok kıymetli. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün devir teslim töreni vardı. Yeni seçilen il başkanı Cemal Can Polat koltuğu Selefi Murat Karayalçın'dan devraldı. Cemal Can Polat İstanbul İl Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmadaysa bundan sonra partinin sol yanı mücadelenin temeli olacaktır mesajı verdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün devir teslim töreni vardı. Murat Karayalçın koltuğunu Cemal Can Polat'a bıraktı. Allah yolunuzu açık etsin. Ben bütün partilerle birlikte tekrar başa dileklerimi sunuyorum. Görüntüler Şişhane'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan. Devir teslim törenine çok sayıda partili katıldı. Eski il başkanı Murat Karayalçın işte bu sözlerle görevini devretti. Şimdi Cemal kardeşim görevi benden devralıyor. Bayrağı benden devralıyor. İçtenlikle inanıyorum ki göreve gelmiş arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını bize göre daha da ileri noktalara taşıyacaklardır. CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini devralan Cemal Can Polat da bir konuşma yaptı. Yeni dönemle ilgili önemli mesajlar verdi. Bundan sonra partinin sol yanı ağırlıklı mücadelenin temeli olacaktır. Yani bizim ağırlıklı olarak İstanbul'un arka yakasında oy oranımızın %10, %15 olduğu yakada
mücadelemizi o alanda başlatacağız. Konuşmaların ardından Kara Yalçın ve Can Polat birbirlerine çiçek verdi. Cemal Can Polat tebrikleri kabul etti. Ve geçiyoruz İstanbul'daki kar yağışına. Aslında kar uyarısı günler öncesinden yapıldı. Biz de ekranlarımızda bunu dile getirdik. Bu nedenle de yollarda yaşanacak olumsuzluklara karşı geceden önlemler alındı. Kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi ve İstanbulluların merakla beklediği o kar bugün öğleden sonra etkisini gösterdi. Karın tadını çıkarmak isteyenler soluğu Çamlıca Tepesi'nde aldı, ancak hava ulaşımı bu kardan olumsuz etkilendi. Türk Hava Yolları hava şartlarından dolayı 142 seferini iptal ettiğini duyurdu. Günlerdir bekleniyordu, sonunda geldi. Kar İstanbul'da etkisini gösterdi. Aslında İstanbul için kar uyarısı günler öncesinden yapılmıştı. Gece saatlerinden itibaren önlemler alındı. Kar küreme ve tuzlama araçları yollarda hazır bekletildi. İşte İstanbulluların merakla beklediği o kar sabah saatlerinde yüzünü gösterdi. Yavaş yavaş yağmaya başladı. Uzmanlar öğleden sonra etkisini artıracağını söylemişti. Öyle de oldu. Yüksek kesimler bir anda beyaza büründü. İşte burası İstanbul'un göz bebeği Çamlıca Tepesi. Şu anda en güzel yer burada. En güzel kar burada. Tam Çamlıca Tepesi, İstanbul ayaklarının altında. Karşında Boğaz. Mis gibi. Çamlıca Tepesi'ndekiler İstanbul Boğazı'nı seyretti. Eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Manzara muhteşem. Gayet güzel. Her zamanki gibi. Yani kar yağdığında muhteşem. İlk gelinmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Kar uyarılarına vatandaşlar da uydu. İstanbullular özel araçlarıyla trafiğe çıkmayınca yollarda gözle görülür bir rahatlama yaşandı. İşe gidenler en çok metrobüsü ve metroyu tercih etti. Ancak hava ulaşımı kardan olumsuz etkilendi. Türk Hava Yolları hava şartlarından dolayı 142 seferini iptal ettiğini duyurdu. Aslında sadece İstanbul'da değil, bugün Türkiye kara kışa büründü. Doğudan batıya kadar birçok şehre kar yağdı. Yollar, araçların üzerleri, çatılar karla kaplandı. Zaman zaman araç trafiği de tabii ki bu yağıştan etkilendi ve aksadı. Hatta öyle ki Erzurum'da termometreler -20'yi gördü. Barajlar dondu, ancak tüm bu yaşananlara rağmen karın tadını tabii ki yine çocuklar çıkardı. İşte yurttan kar manzaraları. Kış yüzünü gösterdi. Doğudan batıya tüm yurt beyaza büründü. Burası Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri Kartepe. Gece başlayan yağış sabah saatlerine kadar devam etti. Kartepe'de kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar karın soğuğunu çay demleyerek attı. Burası da Bursa. Uludağ'da dün gece başlayan kar yağışı yılbaşı öncesi kış turizmcilerinin yüzünü güldürdü. Kimi otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı. Doluluk oranı nedir otellerde? Doluluk oranı şu an %95. Bugün yarın satışlarımız devam eder zaten, %100'e ulaşırız. Uludağ'daki kar kalınlığı da 10 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı -10'a kadar düştü. Sevinçliyiz. Bu da yeterli değil ama biraz daha yağsa tabii daha güzel olur. Hiç yoktan iyidir ama. Kayseri'de güne beyaz bir örtüyle uyandı. Yollar, araç üstleri, çatılar karla kaplandı. Zaman zaman araç trafiği de aksadı. Kentteki kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Erzurum'dan da kar eksik olmadı. Termometreler geceleri -20'yi gösterdi. Hatta öyle ki Palandöken'deki Çat Barajı dondu. Vatandaşlar üzerinde yürüdü. Sabah saatlerinde Hakkari'de kar yağdı. Esnaf dükkanlarının önünde biriken karları temizlemeye, şoförler ise araçlarına zincir takmaya çalıştı. Her zaman olduğu gibi karın keyfini yine öğrenciler çıkardı. Yine karla devam edelim, ancak bu haber daha çok sürücüleri ilgilendiriyor. Karda araba kullanmanın altın kuralları vardır. Ancak uzmanlar en çok kış lastiği konusunda uyarıyor. Elbette ki aracın bakımı da oldukça önemli. İşte yollardaki altın kurallar.
Bunun adı kış lastiği. Çünkü hava sıcaklığı 7 derecenin altına inen her ilde kış lastiği kullanılır. Türkiye karlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Bu da en çok sürücülere etkiledi. Elbette ki karlı havada araba kullanmanın da altın kuralları var. İşte o listenin başında kış lastiği geliyor. Tutunmayı arttırmak için kış lastiğinin içindeki hamur daha yüksek oranda olduğu için daha kolay tutunuyorsunuz. Ve bu anlamda fren kabiliyetiniz, manevra kabiliyetiniz, direksiyon hakimiyetiniz artıyor ve daha güvenli bir yolculuk yapıyorsunuz. Ama siz yağları, sıvı seviyelerini, bakımları, antifrizinizi koymamışsanız ya da silecek suyunuza antifrizli silecek suyu koymamışsanız tabii ki dışarıdaki hava şartlarının değişkenliğinde hayatınız ve sürüşünüz çok daha riskli hale gelecektir. Peki kış ve yaz lastiğinin arasındaki farklar neler? İşte yanıtı. Biz bunlara karşıdan baktığımızda bunun yaz, bunun kış olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle düşünün, bu kılcal damarları var. Bu, görüyor musunuz kılcal damarlarını? Bu kılcal damarlar yaz lastiğinde olmaz. Evet, bakın yaz lastiğine. Bu kılcal damarlar olmadığı için görsel olarak da farkındaysanız lastiğin üzerindeki şekilsel bir farklılık da var. Yani aslında şurada kar birikintilerini sürekli dışarı atmak için dizayn edilmiş bir lastik türü bu. Ama buradaki asıl amaç bunun içindeki hamur tutunmayı arttırıcı daha iyi bir hamurdan yapılıyor. Ama bunun içindeki hamur kışın hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde soğuk havalarda biraz daha katı, biraz daha sertleştiği için direksiyon manevralarında büyük problem yaşıyoruz. Uzmanların dikkat ettiği bir diğer nokta ise araç bakımı. Ama sileceklerinizi değiştirmediyseniz sizin önünüzü göstermekte de zorlanacaktır. Böyle bir gerçek var. Bunları yapmadan yola çıkmayın. Ama arabanızın kenarında yangın söndürücü ya da buz kazıyıcı olmak zorunda. Hava şartları gizli buzlanma olan ya da geceden sabaha dönen yerlerde çok daha riskli olacaktır. İstanbul'da sabah saatlerinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolünü kaybeden servis minibüsü önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. Korkunç kazada 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Servis minibüsü kontrolden çıktı, bariyerlere çarpıp yan yattı. Korkutan kazada 9 kişi ölümden döndü. Görüntüler İstanbul'dan. Sabah saatleriydi. İşte bu minibüs Güneşli'de ilerliyordu. Ali Aytaç'ın kullandığı minibüs birden kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen polise haber verdi. Olay yerine ekipler geldi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Hal böyle olunca da trafik kaçınılmaz oldu. Yeni yıldan itibaren ehliyet için aranan sağlık şartları arasında IQ düzeyi de yer alacak. Evet, yanlış duymadınız. Bundan böyle IQ'su 79'un altında olanlar sürücü belgesi alamayacak. Bu konudaki yönetmelik değişikliği ise 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. 2016 yılında ehliyette köklü değişiklikler yapılacak. 24 milyon ehliyet 15 lira karşılığında değiştirilecek. Ehliyetler nüfus müdürlüklerinden kişinin adresine gönderilecek. Çipli ehliyetler 88 ülkede kullanılabilecek. Ehliyet sahiplerini başka yenilikler de bekliyor. Örneğin otomobil kullananlar bundan sonra 10 yılda bir sağlık ocağından rapor alıp ehliyet yenileyecek. Yeni ehliyet alacaklara da sürprizler var. İşte onlardan en dikkat çekeni IQ testi. Bundan sonra IQ'su 79'un altında olanlar sürücü belgesi alamayacak. Düşünceyi bozan sürekli bir hastalığı bulunanlara da ehliyet verilmeyecek. Alkol, uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlıları için de ehliyet almak hiç kolay olmayacak. Daha önce ehliyet verilmesi uygun görülmeyen bazı kalp damar hastalarına uzman doktor kanaatine göre sürücü belgesi verilecek. Yönetmelik değişikliği ise 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bütünü göndereceğim. Yılbaşına bir gün kaldı dedik. Hal böyle olunca da İstanbul Emniyeti güvenlik tedbirlerini artırdı. Eğlencenin adreslerinden biri olan Taksim'de yılbaşı akşamı tam 5000 sivil polis görev alacak. Polisler temizlik işçisi, simitçi, çiçekçi hatta Noel Baba olarak bile vatandaşların arasına karışacak. Temizlik işçisi, simitçi, çiçekçi hatta Noel Baba oldular. Taksim'de sivil polisler yılbaşına işte böyle hazırlandı.
Yılbaşı geldi çattı. İstanbul Emniyeti de eğlence merkezlerinden biri olan Taksim'de önlemleri artırdı. Barikatlar günler öncesinden kuruldu. Ancak alınacak önlemler bu kadarla da sınırlı kalmadı. Yılbaşı akşamında İstanbul'da tam 15 bin polis görev alacak. Bunun 5 bini ise Taksim ve Beyoğlu çevresinde olacak. Hem de Noel Baba, temizlik işçisi, simitçi, çiçekçi, hatta ayakkabı boyacısı kılığına girmiş bir şekilde. Böylece eğlencenin arasına karışıp güvenliği sağlayacaklar. Çiçek var, yılbaşı çiçeği. Nazlı simit, buyurun. Nazlı simit. Polisler simit ve çiçek satarak kısa süre tatbikat yaptı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdür Yardımcısı Zafer Baybay'a güvenliğin sadece polislerle sınırlı kalmayacağını da söyledi. Ayrıca İstiklal Caddesi ve civarında MOBESE ve Otobüs Şube Müdürlüğü'ne bağlı canlı yayın araçları ve yaya kameralarla her noktası izlenecek, yaşanabilecek bir uygunsuzlukta kriz merkezinden o bölgeye personelimizin sevkini sağlayacak. Taksim yılbaşına işte böyle hazırlandı. Noel Baba kılığına girmiş polisleri gören turistler ise bir hayli şaşırdı. Hadi cevap ver, hadi cevap ver. Yılbaşı geldi çattı, sahte içki üreticileri de harekete geçti ancak İstanbul Emniyeti kaçakçılara göz açtırmıyor. Fatih'te 3 farklı adrese baskın yapıldı. Çıkan sonuçsa korkunç. Çünkü piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda sahte içki ve kaçak sigara ile geçirildi. Eğer yakalanmasalardı yılbaşını vatandaşa zehir edeceklerdi. Sahte içkileri piyasaya sürmek için hazırladılar. Ancak operasyonda yakalandılar. Eğer yakalanmasalardı yılbaşını vatandaşa zehir edeceklerdi. İstanbul Emniyeti yılbaşı öncesi sahte içki ve kaçak sigara operasyonu düzenledi. Fatih'te 3 farklı adrese baskın yapıldı. Çıkan sonuçsa korkunç. Koli koli sigaralar. Piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Eğer yakalanmasalardı yılbaşını felakete çevireceklerdi. Eğlenceyi zehir edeceklerdi. Operasyonlarda 3 kişi de gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheli ise aranıyor. Malatya'da karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktı. İnönü Üniversitesi'nde yaşanan olayda 6 kişi yaralandı, 61 kişi ise gözaltına alındı. İnönü Üniversitesi karıştı. Karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında 6 kişi yaralandı, 61 kişi de gözaltına alındı. Görüntüler Malatya'dan. İnönü Üniversitesi'nde karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gruplar dağıldı. Ancak çok geçmeden yine karşı karşıya geldiler. Kavgaya kaldıkları yerden devam ettiler. Polis tekrar devreye girdi. Bunun üzerine gruptaki öğrencilerden biri ekiplere el yapımı patlayıcı atmak istedi. Ancak patlayıcı elinde patladı. 3 parmağı kopan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Çıkan olaylarda ise 6 kişi yaralandı, 61 kişi de gözaltına alındı. Kütahya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında da tartışma çıktı. Tansiyon yükseldikçe yükseldi, silahların ateşlendiği korkunç olayda 4 kişi hayatını kaybetti. İki aile arasında kavga çıktı, sonuysa kanlı bitti. 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kütahya'da yaşayan Akkaya ile İlhan aileleri arasında yıllardır bir husumet vardı. İddiaya göre iki ailenin yakınlarının kullandığı araçlar birbirine çarptı ve tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki aile av tüfekleriyle birbirine kurşun yağdırdı. Ortalık bir anda karıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi. Korkunç olayda biri kadın 4 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı iddia edilen Ali Osman İlhan gözaltına alındı. Ekipler ise tedbiri elden bırakmadı. Olası bir kavgaya karşı çevrede önlem alındı.
Satın aldınız mı siz şimdi? Zehir tacirlerinin yaptığı uyuşturucu sevkiyatı polisleri bile şaşkına çevirdi. Doğu illerinden İstanbul'a kargoyla gönderilen beyaz eşyaların içine gizlenmiş 77 kilo ot esrar, 3 kilo da toz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi de gözaltına alındı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hepsinin içine uyuşturucu gizlediler. Kargoyla İstanbul'a gönderdiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Adres ise Esenler'di. Bir eve düzenlenen baskında şüpheli beyaz eşyalar bulundu. Ardından da koliler açıldı. İşte ortaya bu manzara çıktı. Operasyonda 77 kilo ot esrar, 3 kilo da toz esrar ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. BB ve İT isimli iki kişi gözaltına alındı. Kar maskeli soyguncular tam 1,5 dakikada kuyumcu soydu. İşte bu hırsızlık İstanbul Ümraniye'deki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Hırsızlar vitrindeki altınları çaldılar ve dakikalar içinde kaçarak kayıplara karıştılar. Gözlerine kestirdikleri kuyumcuya geldiler, 1,5 dakikada soygun yapıp gittiler. İstanbul'daki hırsızlık pes dedirtti. Kar maskeli soygun Ümraniye'deki bu alışveriş merkezinde yaşandı. Biri silahlı olan kar maskeli 3 şüpheli alışveriş merkezinin acil çıkış kapısını levyeyle açtı. Hırsızlar giriş katında bulunan bu kuyumcuya yöneldi. Camı kırarak içeri girdiler. Ardından da vitrinde bulunan bütün altınları alarak kayıplara karıştılar. İşte bu soygun 1,5 dakikada yaşandı. Durumu geç fark eden güvenlikçiler polis ekiplerine haber verdi. Polisler içeride parmak izi çalışması yaptı. Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ancak çalınan malların maddi değeriyle ilgili bilgi verilmedi. Peru'da kaçak olduğu belirtilen yaklaşık 2000 havai fişeğe el konuldu. Polis ekipleri havai fişekleri imha etmek için harekete geçti. Ancak havai fişeklerin hepsi yanlışlıkla patlayınca olanlar oldu. Korkutan bir havai fişek gösterisi yaşandı. Yüzlerce havai fişek imha edilecekti. Ancak yanlışlıkla patladı. Ortaya çıkan görüntü eğlenceliydi. Ancak görevliler canını zor kurtardı. Peru'da düzenlenecek Noel kutlamaları için hazırlıklar şimdiden başladı. Ancak emniyette güvenlik kontrollerini elinden bırakmadı. Bazı depolarda kaçak havai fişekler ele geçirildi. Ekipler yaklaşık 2000 havai fişeği imha etmek için boş bir araziye gitti. Ancak havai fişeklerin hepsi aynı anda patlayınca korku dolu anlar yaşandı. Görevliler nereye kaçacağını şaşırdı. Ortalığı bir anda dumanlar kapladı. Kaza arada olsa havai fişekler imha edilmiş oldu. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Panama'da bir kadın paraşütçü nefesleri kesti. Wingsuit kıyafetiyle Panama kanalının üzerinden geçti ve iki gökdelenin arasında adeta rüzgara meydan okudu. İşte macera dolu o anlar. Wingsuit kıyafetleriyle atladı, rüzgara meydan okudu. Gökdelenlerin arasından işte böyle geçti. Roberto Mangino, o profesyonel bir paraşütçü. Bu zamana kadar birçok farklı atlayışa imza attı. Yaptığı şovlar izleyenleri büyüledi. Son gösterisi de nefesleri kesti. Mangino ilk olarak kendine bir güzergah belirledi. Uçacağı adres güzelliğiyle büyüleyen Panama şehriydi. Bütün hazırlıklarını tamamladı. Kanatlı uçuş elbisesini giydi. Ve tabii ki olmazsa olmazı kamerası da kaskındaydı. Ardından da kendini boşluğa saldı. Ortaya görenleri büyüleyen bu eşsiz manzara çıktı.
Mancino Panama kanalının üzerinden süzüldü. Ardından da gökdelenlerin arasından geçti. O adrenalin dolu anlar kameralara işte böyle yansıdı. Evet, bu renkli görüntüyle bültenimizi noktalayalım değerli izleyenler. Yarın yılın son günü. Ben yılın son gününde de sizlerle birlikte olacağım. Bizleri yalnız bırakmayın efendim. Aynı saatte Cem TV ekranlarında ve Cem Radyo'da ortak yayında buluşuncaya dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu bir akşam, mutlu bir yarın diliyorum. Hoşça kalın.